Evet sevgili arkadaşlar, herkese selamlar. 9. sınıftayız ve şimdiden TYT'ye hazırlanmaya başlarsak ve bunu ufak ufak yaparsak derece yapmak çok kolay olur. Haydi şimdi videoyu izleyelim. Evet, LGS temposundan henüz çıkmış arkadaşlara ders çalışın, sınavlarda başarılı olun, derece yapın der gibi görünmek istemiyorum. Ya da sizlerin yeni, büyük ve bambaşka bir temponun altında kalmanızı aslında istemiyorum. Şimdi söyleyeceklerim arkadaşlar, çok yorulmadan zaten sorumluluğumuz olan öğrencilik görevlerini minik minik yerine getirerek çok büyük farklar yaratabilirsiniz. Neden böyle söylüyorum? Çünkü biliyorsunuz ki arkadaşlar YKS iki önemli sınavdan oluşuyor. Bunlardan biri TYT, diğeri ise AYT. 9. ve 10. sınıf konuları TYT'ye, 11. ve 12. sınıf konuları ise AYT'ye ait. Şimdi genel olarak lisedeki arkadaşlarımız şöyle bir yanılgıya kapılabiliyorlar. Önce 9 ve 10. sınıfta tatil moduyla hareket edebilip sadece yazılılardan geçer not alarak ben 11. sınıfa geçsem benim için yeterli modu olabiliyor. Maalesef böyle olunca 9 ve 10'daki TYT konularının hakkını veremeyebiliyoruz. Sevgili arkadaşlar, tam bu tempodaysa 11. sınıfa geçtiğimiz zaman AYT konularıyla TYT konularını en baştan öğrenmeye çalışan bir topluluk var. İşte bu sınav hazırlığında aslında en çok endişelendiğimiz noktalardan biri. Aslında sınavın kendisi zor değil, ancak bizim sınav hazırlanış şeklimiz yanlış olduğundan maalesef sınavda bizim için zorlaşabiliyor. O yüzden ne yapacağız? Minik çalışmalarla 9. ve 10. sınıfımızı oldukça iyi geçireceğiz. Arkadaşlar biliyorsunuz burada en önemli şeylerden bir tanesi aslında biraz önce de ifade ettiğim gibi istikrarlı olmak. Eğer istikrarlı olmayı bir davranış becerisine dönüştürebilirsek işte o zaman bizim için sınav kazanmak çok kolay olabilir. Bu yüzden şimdiden hedeflerinizi belirleyin. Bir bakın hangi üniversiteler o hedefinizi kaç bin sıralamayla alıyor ve yavaş yavaş oraya da gidebilmek için genel denemelere de ufak ufak girişler yapabilirsiniz. Ve unutmayın, bu bir yolculuk. İstikrarlı olmak ve bunu yavaş yavaş yapmak çok çok önemli. Çünkü önümüzde çok uzun bir yol var. Şimdi biraz önce de bahsettiğimiz gibi arkadaşlar 9. sınıf konuları TYT'nin büyük bir kısmını içeriyor. Ve dolayısıyla sizler sadece okul derslerini derste iyi dinlediğinizde ve eve gelip tekrar ettiğinizde ve sadece birazcık soru çözdüğünüzde TYT hazırlıklarına zaten başlamış oluyorsunuz. Yani aslında sizler sadece ekstra şeyler yapmadan YKS hazırlıklarını başlatmış oluyorsunuz. Bu yüzden önemli olan burada birinci maddede de olduğu gibi istikrarlı bir şekilde çalıştığınızı bilmek ve bunu zaten YKS için yapıyor olduğunuzu, TYT'nin temellerini atıyor olduğunuzu bilmek olmalı. Bir sonraki maddemize gelecek olursak 40x3 kuralını uygulayabilirsiniz. Hocam ben o kadar tempoya giremem diyen arkadaşlar varsa 40x2 temposuyla da başlayabilir. Ne demek bu? Sevgili arkadaşlar, biz sizlerden 40'ar dakikalık etütler yapmanızı istiyoruz. Bunlardan bir tanesini konu anlatımı, bir tanesini okul derslerinin tekrarı, belki bir tanesini soru çözümü olarak yapabilirsiniz. Ya da bir tanesini konu anlatımına, okul derslerinin tekrarına, diğer ikisini soru çözümüne ayırarak ilerleyebilirsiniz. Bakın böyle bahsettiğim zaman aslında çok da zor gelmiyor değil mi? Oturdunuz, 40x2 veya 40x3 kuralını uyguladınız ve bunu aşağı yukarı her gün yaptınız. Tabii ki kendinize tatiller verebilirsiniz ama yine daha önce de ifade ettiğim gibi istikrarlı olmanız birçok problemin çözümüne şimdiden kaynak olacaktır. Sevgili arkadaşlar, son olarak sizlerden istediğim şey hedef dersler belirlemeniz. Bu bir veya iki dersten oluşabilir. Özellikle TYT'nin temelini sağlam atmak isteyen arkadaşlar ana dersler olan Türkçe ve matematik derslerini seçebilir ya da bunlardan bir tanesini de seçebilirsiniz. Şimdi benim sizlerden isteğim, evet 9. sınıf itibariyle birçok derste başarılı olmak durumundasınız ama bu bir veya iki derste oldukça başarılı olmalısınız. Bunun için bir hedef belirleyin ve o derslerde çok iyi olun. Eğer o derslerde yıldızlaşırsanız işte 11. ve 12. sınıfta çok büyük bir yol kat etmiş olursunuz. Çevreniz bütün derslerle ilgilenirken siz bir veya iki tanesini şimdiden oldukça iyi bir şekilde halletmiş olursunuz. Evet sevgili arkadaşlar, sizlerin taktikleri neler, neyi nasıl yapmayı planlıyorsunuz? Bunları da yorumlara yazarsanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.